Hepinize selamlar. Nasılsınız hocanız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün 8 ayınız kaldı. Ve 8 ay içerisinde, 8 buçuk 8 ay diyelim ama e, Haziran ayını saymayalım artık. 5. ve 6. gününde olacak Haziran'ın büyük ihtimalle sınav. O yüzden de orayı saymadığımız için normalde 8 buçuk ayımız kalıyor. Şimdi arkadaşlar bu dilimde nasıl çalışmanız gerekiyor? Neler yapacaksınız? Bunları en ince ayrıntısıyla sizlerle beraber paylaşacağım. Ve bunları tabii ki sizlerden yapmanızı isteyeceğim yani eğer bir şeyler başarmak istiyorsanız. Şimdi biz sizin için görüyorsunuz ki çok güzel işler yapıyoruz. Gayret ediyoruz, koşturuyoruz. Bugün bak cumartesi günü ve ben oturdum sizlere bir video çekmek istedim. Neden? Çünkü biz sizi seviyoruz. Çünkü buna ihtiyacınız olabilir. Belki ne yapacağını bilmeyenler vardır. Onlara destek olabilmek için bu şekilde bir video çekmek istedim ve ders videoları hazırlıyoruz. Ders notları hazırlıyoruz. Kitap çıkarıyoruz. Bir sürü şeyler oluşturuyoruz sizlere. Ne için? Sizi seviyoruz. Bizler için önemlisiniz ve Sizlerin bir yere gelmesini istiyoruz O yüzden size desteklerimiz sonsuz olacak LGS 2023 tayfaya muhteşem şeyler yapacağız Onlardan biri de şu kitaptır arkadaşlar. Bakın bu kitabı 2023 tayfaya özel çıkardık. Biliyorsunuz ki 2022 tayfada Milletin Bakanlığı matematik seferberliği oluşturdu. LGS 2022 gördünüz. Matematik daha güzeldi. Daha güzel sorular vardı. Biz de hemen ona göre dedik ki bu matematik seferberliğine göre bir kitap oluşturalım. Ve bu kitabı sizin karşınıza çıkardık. Tabii ki yetiştirdiğimiz kısım birinci dönem kısmı. İkinci dönemi de tabii ki yapacağız. Ve sizler de birinci dönem ve ikinci dönem bitirmek üzere muhteşem bir kitapla buluşmuş olacaksınızdır. Burada ne var biliyor musunuz? Bakın burada öncelikle şu var. Sen bu kitabı bitirdiğinde LGS 2023'ün birinci dönemini bitirmiş olacaksın. Başka hiçbir şey yok. Sonra bunun üzerine yeni nesil soru, yeni nesil soru, yeni nesil soru çözeceksin. Başka ikisi olmayacaktır? Onun için çok güzel bir kitap oldu arkadaşlar. Bunu da kesinlikle sizlere öneriyoruz. Kendi yazdığımız, kendi emeğimiz burada vardır. Sizler için çalışıyoruz. Sizlerden de şunu istiyoruz. Lütfen ama lütfen sadece kendim için demiyorum. Eğitim kanallarına geldiğinizde abi eğitim kanallarına desteğinizi gösterin be. Yani like'ım atılacak. Atın şu like'ları. Abone olunacak. Olun abi abone. Niye? Eğitim kanalı bu ya. Kötü bir şey öğretmiyor ki size. iyi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O yüzden lütfen arkadaşlar şu eğitim kanallarına destek verin. E tabii ki biz, bizim kanalımıza da destek verin. Şöyle bir like'larınızı ve abone oluşlarınızı bir görelim. En önemlisi de tabii ki okulda arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu oluruz. Çok seviniriz. Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi ilk maddemiz şudur. Hedefin olması gerekiyor. Bakın ben size şöyle bir soru sorsam. Desem ki hedefin olmadan dışarıya çıkarsan ne olur? Çıktın. Ama mesela dışarıya ne çıkıyoruz mesela örnek veriyorum. Tabii temiz hava. Hedef temiz hava alabilmek. Hedef market. Hedef okul. Hedef deniz, hedef gezmek gibi. Hedefin vardır yani bir şey vardır. Konumun bellidir yani. Eğer konumsuz böyle e, böyle yani kafa bir milyon dışarıya çıkarsan ne olur? Ya sağa çarparsın ya sola gidersin ya bilmem neye gidersin. Kafan karma karışık olur. O yüzden lütfen hedefin olsun. O konumu oraya yerleştir ve o konuma doğru ilerle. Tamam mı? O konuma doğru ilerlersen işte o zaman hiçbir şekilde hiçbir güç seni o konumdan alıkoymaz. Ne yaparsın biliyor musun? konumu belirlemezsen ya sağa gideyim sağa mı gideyim acaba? Adaba soldan mı gideyim? Acaba şöyle mi diyeyim? Yani o engeller seni düşürür. O engelleri görünce de aman dersin ya yemişim konumunu dersin ve bırakırsın o işi. O yüzden arkadaşlar hedef çok değerlidir. İsteyen okul hedefi koysun, isteyen lise hedefi koysun. Bizim 2023 e, puanlarımız belli oldu. Yukarıya bir yere koyayım arkadaşlar onun videosunu da çekmiştim. Oradan da bakıp puanlara e, bu şekilde kendine bir hedef belire, belirleyebilirsin. Dediğim gibi istiyorsan lise hedefle, istiyorsan puan hedefle, istiyorsan yüzdelik dilim hedefle. Ne bir şeyler hedefle yani. Anlaştık mı? İkinci maddemiz şudur. Kendine güvenmelisin. Kendine güvenen herkes bir şeyler başarabilir. Bazılarınız korkuyor. Korkarak hiçbir şey başaramazsınız arkadaşlar. Korkmayacağız. Kendimize güveneceğiz. Biz özgüvenli olacağız ve o özgüvenle o gideceğimiz konum vardır ya o gideceğimiz konuma çok iyi bir şekilde sağlam bir şekilde gideceğiz. Neden? Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Ne engel çıkarsa çıksın beni engeller yıkamaz diyeceğiz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Çünkü biz o liseleri kazanabiliriz. O güç bizde var. E o güç bizde varsa e bizim hangi güç yıkacak? Hiçbir güç yıkmayacak arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Sağdan gelen engeller elini tersiyle edeceksin. Soldan gelen engeller elini tersiyle edeceksin. Bizim bir konumuz, konumumuz var. O konuma gidene kadar o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Güveniyoruz kendimize. Biz size çok güveniyoruz. Sizler de kendinize güvenin arkadaşlar. Bu işi kesinlikle başaracaksınız. Ve üçüncü madde. Çok önemli madde. Sınavı kazandıracak en önemli maddelerden biri budur. Çalışma düzeni kurman gerekiyor. Bak. Bak söylüyorum ha. Onu da biz sizin için yapıyoruz biliyor musunuz? Ya var ya. Şunu söyleyeyim. Ben sizden daha çok çalışıyorum be Bak cumartesi olmuş. Birçoğunuz cumartesi günü. Tabii çoğu dershanesi olanlar vardır, kursu olanlar vardır ama birçoğu 10'a 11'e kadar yatıyor, yatıyor. Abi biz kalktık sabah erken kalktık sporumuzu yaptık işte geldik videomuzu çekiyoruz işte ders notlarımızı hazırlayacağız sizlere ders notları hazırlayacağız şey videoları çekeceğiz hatta akşama oturacağız canlı yayında bir yarışması yapacağız daha ne yapalım hatta pazar günü oturacağız canlı canlı beraber ders çalışacağız ne yapalım daha sizin için senin geleceğin bu kardeşim. Ben senin geleceğin için bu kadar çalışıyorken sen kendi geleceğin için neden bir şeyler yapmıyorsun? Neden taşın altına elini sen niye koymuyorsun? E bu senin geleceğin. E sen rahat edeceksin. Senin güzel imkanların olacak. İyi üniversiteyi sen gideceksin. İyi liselerde sen okuyacaksın. Arkadaş ortamların çok güzel olacak. Ya bu senin hayatın. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Ben diyorum ya sana çalışma planı bile oluşturuyorum. Ama sen tembellik yapıp ona bile uymuyorsun. Hocam çok zor ya. Hocam bir şey olmuş ya niye bahane oluşturuyorsun? Yapamıyorum diye demiyor musun? Yapamıyorum de ya. De ki, hocam benden bir şey olmaz. Ben yapamıyorum. Çekiliyorum hocam. Pes ediyorum de o zaman. E şunu da biliyoruz değil mi? Pes edenler kaybedenlerdir. Her zaman kaybedersin bu sefer pes edersin. Bugün pes edersen yarın da pes edeceksin. Biliyorum yani. O yüzden pes etmeden kendimizi zorlayacak yapabildiğimiz kadar yapacağız zorlayacağız ve bu işi bitireceğiz. Ben size fen lisesi nasıl kazanılır şeklinde bir planlama serisi oluşturdum. İlk e videomuzu geçen hafta oluşturmuştum arkadaşlar. Bu geçen haftanın planını oluşturmuştum. Bu haftanın planını da sizlere oluşturacağım. Yukarıya bir yere koyuyorum. İlk hafta planına bakabilirsiniz. Anlaşıyor muyuz? Tamam. Bu şekilde anlaştık bence. Düzenli olmak çok değerlidir. Çünkü düzensiz olmak bizi verimsiz hale getiriyor. Mesela çocuk diyor ki "Hocam ben diyor günde 5 saat çalışıyorum." Tabii diyorum ki ya her gün mü yapıyorsun bunu? Hayır hocam. Bir gün 5 saat çalışıyorum, bir gün 1 saat, bir gün hiç çalışmıyorum. Bu düzensizlik sana başarıyı getirmez. En önemli şey düzenli çalışmak. Çok çalışmak değil, düzenli çalışmak sana kazandırır bu sınavı. O yüzden ne yapacağız? Düzenli çalışmaya dikkat edeceğiz. Lütfen arkadaşlar. Ya Allah'ını severseniz artık okul planlarınız bellidir. Yani okul planlarınız çerçevesinde bir plan oluşturun oluşturun lütfen oluşturun arkadaşlar. Bakın sizin için çok önemlidir. Lütfen hayatınızı artık 8 aylık bir serüvende bir düzen içerisinde geçirin. Yemek yeme saatleriniz belli olsun. Yani ailenizce bu şekilde planlamaya çalışın. Tabii ki bazı kişilerin durumları işte elverişli olmayabiliyor. İşte ne bileyim aile durumlarından dolayı belki işte annesi babası çok geç saatlerde gelip o şekilde olabiliyor. Yani onlar tabii ki istisna ama bazıları yatıyor. Abi yatanlara söylüyorum, yatanlara. Kalkın ayağa. Evet çalışacağız, kazanacağız. Evet dördüncü maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncü madde deyip ikiyi göstermem tabii ki değişik bir şey ama dördüncü maddeye bakıyoruz. Seni meşgul eden her şeyi bir kenara at. Seni meşgul eden ne olabilir? Ben biliyorum onu Telefon. Evet telefon. Kesinlikle telefon. Ya şu telefondan bir uzaklaşamıyoruz. Ben sizin yerinizde olsam eğer evinizde varsa akılsız bir telefon var ya tuşlu telefon. 8 ay boyunca onu kullanırım. Ne bileyim videomu izleyeceksin? Ailenin telefonunu alabilirsin. Bilgisayardan bakabilirsin. Instagram mı takip et? LGS, LGS hocam Instagram sayfasını takip edeceksin. Orada hatta onu da söyledim arkadaşlar. Sizlerle beraber LGS yani Instagram sayfamızda çok iyi canlı yayınlar yapacağız. Hem soru çözeceğiz bir sürü işler yapacağız orada merak etmeyin. Yani kendini kısıtlayabiliyorsan tamam. Yani dersen ki ya ben her gün bir saat bakacağım. Okey, okeyim tamam. Ama bazen kaptırıyorsunuz kendinize 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat kaptırıyorsunuz. Bu sizin için zararlı oluyor. Sizi engelliyor. Sizi yoruyor ve yorduktan sonra da artık ders çalışma kısmı gelmiyor ki. Değil mi? Yani yoruluyorsun bakıyorsun zihnin yorulmuş hiçbir şey de yapmamışsın ha. indir aşağı, indir aşağı, indir aşağı yapmışsın. Başka bir şey yapmamışsın ama zihnin de yoruluyorsun. O yüzden seni meşgul eden şeyleri at. Mesela... Televizyon olabilir. Bazıları dizi koliktir Ya ben kesin şu dizi izleyeceğim. Abi 3 saat sürüyor dizi. 3 saat. Senin günde 3 saat bir diziye vermen mantıksız. Hele Türk dizisi izliyorsan Allah'ım yarabbim boş ver. Hiç izleme onları. Ek olarak da işte tabii ki arkadaş ortamın vardır. Çok sosyallerdir. Manyak sosyallerdir bunlar. Her gün bir yere gidiyorlardır. Gitme abi gitme. Her gün bir yere gitme. Çünkü senin geleceğin için, senin geleceğin için oturup bir şeyler başarman gerekiyor. Bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor. Anlaşıyor muyuz? Eğer bunlar seni engelliyorsa, dersini engelliyorsa At bir kenara gitsin. 8 ay gel. Olmasın yani. Anlaştık. Bunda da anlaştık. Evet. Hızlı <laughs> ilerlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar. Hızlı ilerlemek ne demek? Okuldan hızlı ilerlemek zorundasın. Okula baktığımızda ta LGS'ye kadar müfredat var. E sen buraya kadar olmaz. Bize 3 aylık en azından bir zaman dilimi kalacak ki biz oturacağız. Bol bol soru çözeceğiz. Bunu da ben size ayarlıyorum ha rahat olun ha gerçekten bak sizin için hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Oturacağız matematik kısmını neredeyse bir ay kısmında bitireceğiz. İlk dönemi bir ayda bitirdik. İkinci dönemde bir ayda bitirdik. iki ayda bitmiş olacaktır matematik kısmı. Diğerlerinde hadi ortamı 3-4 ay bitti. 3-4 ayda bütün hepsini bitirebilirsiniz. Ben çalışma planlarını da o şekilde hazırlıyorum zaten. Yani iyi bir şekilde bitirebilmeniz adına hızlı bir şekilde bitirebilmeniz adına. Yani bunları bu şekilde yaparsanız işte o zaman kazanırsanız. Çünkü bize zaman lazım. Zaman 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 soru çözmemiz lazım. Soru çözüme zaman gerekiyor. Oturup da işte bir konuda işte bir ay boyunca oturup o konuyu işlemek bence mantıksız. Mantıksız hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz onu ya. Çok matematiğe baktığımızda ne var Allah'ın seversen? Konu kısmında ne var? Hiçbir şey yok. Yani o yüzden ne yapıyoruz? daha hızlı olacağız. Onda da bende. Ben o da bende. Rahat olun. Onda ben kendi kanalımda matematik kızımda sizlere yardımcı olacağım. Peki okul senin seviyeni gösterir mi? Tabii ki kesinlikle göstermez. Şunu diyenler var. Hocam ben okulda pat 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 yapıştırıp geçiyorum diyenler var. Hocam beni bir görseniz var ya okulda hoca soruyor pat diye yapıştırıyorum. Hocam LGS'nin sen 450'yi 500'ü kesin alırım. Yanlış düşünüyorsun güzel kardeşim. O senin seviyeni göstermez. Çünkü LGS denilen şey okulla hiçbir alakası yok aslında. Senin okulda gördüğün şey diyelim ki EBOB kısmında soruyor. 24 ile 16'nın EBOB'unu al diyor. Ya bu ne? Abi bu ne? Ya bu sana ne kazandıracak? Yani LGS kısmında baktığımızda ne kazandıracak? Çok bir şey kazandırmayacak. Sadece konuyu kavratacak. O kadar. Konuyu kavramak da önemli evet ama yeni nesil sorularda yorum yapmak çok ciddi e, efor sarf etmek gerekiyor. Onun için de yorum 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 yoruma dayalı olması gerekiyor. O yüzden de sen çok fazla soru çözmen gerekiyor. Soru çözeceksin. Okul sana yeterli değil. Hiçbir zaman kendini yeterli görme yetersiz olacaksındır. O yüzden. Eğer sen kendini sürekli yeterli görürsen bu sana zarar verecektir. Lütfen ama lütfen çalışmanızı eksik etmeyin diyorum. Motivasyon en önemli şey motivasyon çünkü motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Çünkü pes ediyorsunuz. Çünkü zor geliyor, zor hocam diyor. Ben 8 ay boyunca niye çalışayım ki diyor. Ya senin geleceğin bu güzel kardeşim. İyi liselere gidince sen orada iyi liselerde sen okuyacaksın, yabancı dili sen öğreneceksin iyi bir şekilde, yurt dışına sen gideceksin, iyi bir mesleği sen edineceksin, iyi meslek edindikten sonra iyi paraları sen kazanacaksın. E bu senin hayatın, 8 ay boyunca Allah'ını seversen, 8 ay boyunca hızlı geçiyor zaten zaman otur çalış ya. Yani 8 ay boyunca çalışacaksın çok iyi bir liseye gideceksin. O iyi bir lisede de iyi bir şekilde devam ettirip ve iyi bir üniversitede iyi bir meslek edindikten sonra zaten ne olacak? Artık rahat olacaksın. Ne istiyorsun? Ya istediğin kadar telefonda gez, istediğin kadar oyun oyna, kendine oyun salonları kur. Ne bileyim ne istiyorsan artık iyi bir arabamı istiyorsun yapabilirsin. Çünkü iyi bir mesleğin var ne bileyim iyi bir tıpçı oldun. Ne bileyim iyi bir makine mühendisi oldun. Ne bileyim iyi bir yazılımcı oldun. Yani bunlar var tabii ki. iyi bir ya yabancı dil öğrendin, imkanın oldu iki tane üç tane yabancı dil öğrendin, yurt dışına gittin, orada çalışmaya başladın. Abi olmaz mı bunlar? Olur, olur. Ya da şunu diyeceksin. Ya hocam boş ver ya ben okumayayım 8 ay ben çalışamam. O zaman gideceksin askeri ücretle bir işte çalışmak zorunda kalacaksın. Ondan sonra bana yakınma hocam şöyle olmuş, böyle olmuş, geçinemiyorum, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunun kararını sen veriyorsun aslında. Bugün bunun kararını sen veriyorsun. Diyorsun ki benim geleceğim hiç önemli değil. Ben oturacağım, tembellik yapacağım, çalışmayacağım, kendimi geliştirmeyeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki ya bana muhteşem işler verin diyeceğim. Bunu rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün olmaz. Çalışmak zorundayız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Anlaştık mı? Evet motivasyon videosunda da ben sizlere yardımcı olacağım. Her düştüğünüzde yanınızda olacağım tabii ki. Şimdi kendinize iyi bakın efendim. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Her zaman şunu söylüyorum videoların sonunda. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çünkü en güzel emanet yeri orasıdır. Ya Allah'a emanetseniz hiç 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 canınızı sıkmayın. O yüzden de rahat olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.